İşgal edilen topraklarla bağlantılı olarak imparatorluğun mutfağı fethedilen halkların yemekleri ve ürünleriyle desteklenmiştir. Bu anlamda Arap ve Fars kökenli tarifler öncelik kazanmıştır. Sultan Mehmet döneminde mutfak yaklaşık 5000 metrekarelik bir alana yayılmıştı. Çeşitli yemekler yapmak için çalışan aşçıların sayısı altmıştı ve 200 yardımcıları vardı. Sıradan günlerde 4000 kişiye yemek hazırlamak zorunda olduklarına dair bilgiler vardır padişahlar en sevdikleri yemekleri gizli tuttukları için saraydaki aşçıların yemek tariflerini yazmaya hakları yoktu. Kuşkusuz birçok padişahın en sevdiği lezzetler arasında baklava yer alıyordu. Tatlı lezzetler arasında helva çok popüler oldu. Saray mutfağında helva hain adı verilen ayrı bir tatlı bölümü ortaya çıktı helva düğünlerde kullanılırdı. İrmik'ten yapılan helva, sultanın ailesindeki düğünler, savaş alanındaki zaferler ve bir şehzadenin doğumu gibi önemli olaylar vesilesiyle cariyelere dağıtılırdı. Sultanlar ayrıca süt, peynir ve yoğurt da tüketirlerdi. Basit gıda işleme tekniklerine sahip et mutfağı hüküm sürüyordu. Göçebe Türk halkları arasında var olan en eski yemeklerden biri de börektir. Bugüne kadar böreği mükemmel pişirmeyi bilen kişi aşçılar arasında özel bir saygı görür. Çorbalar Sultan mutfağının vazgeçilmez bir özelliğiydi. İlk yemeklerin başlıca türleri tavuk suyu ve pilavdı. Ayrıca doğranmış meyve parçaları, otlar ve çiçeklerden oluşan tatlı bir içecek olan şerbet de onurlandırıldı. Susuzluğu gideren gerçek bir kurtuluştu. Türk kebabı ya da döner kebap savaş alanında ortaya çıktı. Efsaneye göre, doğulu savaşçılar bunu doğrudan kendi kılıçlarından yemişlerdir. Bu fikir yeniden yorumlandı ve dikey ızgara ortaya çıktı. Topkapı'da mutfaklar büyük bir alanı kaplıyordu. Çünkü sadece sultanı değil, aynı zamanda saray hizmetkarlarını, harem üyelerini, çok sayıda hizmetkarı ve askeri de beslemek gerekiyordu. 4000 kişi vardı. Kendilerine ait hamamları ve odaları vardı. Yiyecekler sarayın kendi tüccarları tarafından sağlanırdı. Sultan sefere çıktığında bu adamlar da onunla birlikte seyahat ederdi. Sultan tek başına yemek yerdi. Genellikle çin porseleni tabaklarda yemek yerlerdi. Eğer yemek zehirliyse renkleri değişirdi.